Böylesi bir güvenlik mimarisi ihtiyacı şekillenirken bizim gibi ülkelerde ne olduğunu anlamak için taraflara bakıyor. Bizim de her tarafla katmanlı ilişkilerimiz var. Nasıl yönelelim? Türkiye açısından da temel derdimiz bu. Siz de sorunu böyle mi tanımlıyorsunuz? Rusya, Amerika, Batı arasında bir güvenlik krizi, güven krizi ve dolayısıyla güvenlik sorunları var diye mi görüyorsunuz? Ve bu bizim gibi ülkeler açısından sizce ne manaya geliyor? Bunu hem size hem de Ceyhun Bey'e sormak istiyorum. Ondan sonra da biraz daha sahanın ve Türkiye'nin bu ülkelerle, bu taraflarla ilişkilerinin detaylarına gelebilelim. Buyurun. Şöyle, bu raporda çok açık net ifade etmiş zaten. İki ülke arasında, Rusya ve ABD arasındaki rekabetin olduğunu çok net ifade ediyor. Aslında bu rekabet, hani bu Soğuk Savaş'ın bitmesiyle, işte Frans Fukuyama'nın işte tarihin sonu deyip kapitalizmin zaferiyle neticelendi den gelinen noktayı gösteriyor. Çünkü o dönemde mesela ben biraz önceki tartışmalarda da konuştuk, hani Rusya'nın doktrini şu andaki uygulamaya çalıştığı ne geçmişte daha farklıydı, işte NATO'nun genişlemesine yaklaşımı vesaire beklentileri neydi konuşuyorduk. Örneğin Brejnev doktrinini hatırlatmak istiyorum. 1985 yılında Gorbaçov tarafından bırakılan bu doktrin aslında Sovyet sosyalist etkisi altında olan sosyalist ülkelerin liberalleşme ya da kapitalizm adına reform yapmalarına karşı Varşova Paktı üyeleriyle işgale kadar da vardırabilecek, hatta Macaristan, işte Prag Bağrı ile Çekoslovakya'daki gelişmeleri de örnek verebiliriz. Çok farklı bir ilişki biçimini götürüyordu. Yani hiçbir şekilde bu ülkelerin kendi başına hareket etmesi veya işte bir reform yapma sürecini Sovyetler rejimi desteklemiyor. Bunun karşısında duruyordu. Hatta askeri işgal de dahil olmak üzere tüm şeyleri kullanıyordu. Daha sonra bu doktrin 1985 yılında Gorbaçov tarafından bırakıldı. Sonrasındaki işte Sovyetler Birliği'nin dağılması, Varşova Paktı'nın dağılması vesaire. Ve o dönemin Dışişleri Bakanı Edward Schwarzenegger'in, bu Frank Sinatra'nın meşhur şarkısı vardır, My Way'den alınan, işte herkes kendi yoluna gidebilir mantığının aslında sahip olduğu bir Sinatra doktrini hatta olarak da adlandırılan bir anlayışa doğru bir geçiş olan döneme geçti. Yani demek istediğim, eski Varşova Paktı üyeleri, ki bunların birçoğu zaten şu anda hem AB üyesi hem de NATO üyesidir, 99 yıl itibariyle bunlar yavaş yavaş hem Avrupa Birliği'ne üye oldular, hem NATO'ya üye oldular. Buna karşı da Rusya, Sovyetler Birliği'nin devamı olan ülke, pek de bir karşıt duruş çok fazla sergilemedi. Ta ki 2000'lerde bu görüşün yavaş yavaş değiştiği bir sürece girildi. İşte bu Gürcistan'da ve Ukrayna'da işte tekrar bunların da NATO'ya üye olması söz konusu olduğunda, 2008 Gürcistan Savaşı Rusya ile olan, ondan sonraki işte hatta yeni dönemde bakarsak da 2017'de Karadağ'ın NATO'ya üye olma sürecinde bunun hani bir Rusya tarafından istenilmeyen bir durum olduğunu açık ve net ifade edilmesi ve Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı açısından da iyi olmayacağının söylenmesiyle daha da farklı bir boyuta gelen bir süreci de ifade etmekte fayda var ki 2016 yılında Karadağ'da gerçekleşen Rusya destekli bir darbe girişiminin de olduğu bir dönem oldu. Keza 2020 geçtiğimiz senelerde Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine de baktığınızda, biliyorsunuz Makedonya'da uzunca bir süre Yunanistan'la isim konusundaki anlaşmazlıktan dolayı, Yunanistan vetosundan dolayı NATO'ya üye olamıyordu. Ancak bu anlaşmazlık, bu isim değiştirilip üye olma sürecine girildiğinde Yunanistan ve Rusya arasındaki diplomat krizini de biliyoruz. Bu konuyla ilgili bir takım Rusya'nın girişimleri sonucu Rus diplomatların sınır dışı edilmesi gibi, aslında bu sürecin uzunca bir süredir, özellikle 2000'li yıllar olmak 2000'lerin ortaları itibariyle diyelim, artarak bir rekabet alanı üzerine evrildiğini görüyoruz Rusya ile ABD arasında. Ve gelinen noktada Ukrayna'da zaten bunun hani çok açık ve net bir şekilde görüldüğünü söyleyebiliriz. Keza şimdi Ukrayna'yı mesela konuşuyoruz. Bu konuda gene Rusya-ABD rekabetinin veya işte başka bölgelerde de olabilecek krizleri de konuşurken, aslında belki Bosna Hersek'te ve son gelişmeleri de bahsetsek iyi olur. Çünkü oradaki de bir tekrardan etnik milliyetçiliğin
bir Bosnalı Sırpları milliyetçiliğinin ortaya çıktığı bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Ki bu sadece tabii ki Bosna Hersek'in sorunu değil, bunun Kosova'ya da, Karadağ'da ve yani Sırp nüfusun olduğu diğer alanların da hem toprak bütünü hem egemenliklerine etkisi olabilecek Rusya destekli başka gelişme olarak da karşımıza çıkıyor. Yani Ukrayna'da olabilecek bir çatışma sadece Ukrayna'da değil, diğer Avrupa'daki diğer alanlarda da olabilecek gibi gözüküyor. Tabii bu gelişmeleri aslında şu açıdan da değerlendirmekte fayda var. Bu herkes kendi yoluna gitsin doktrini işte Sinatra doktrini sonrasında evet bazı eski Orta ve Doğu Avrupa üyeleri AB ve NATO üyesi oldu ama bu süreç bir süre sonra özellikle 2000'li yıllarda özellikle AB üzerinden tıkandığını görüyoruz. Yani hem bu ülkelerin liberalleşme süreçleri, reform süreçlerinin de tıkandığını Balkanlara baktığınızda veya işte Ukrayna veya Gürcistan gibi hani böyle bir niyeti olan ama zaten AB'nin de hani aslında AB üyesi değil de belli stratejik ortaklıklarla bu süreci devam ettirmeye yönelik bir takım girişimleri olan ülkelerden bahsediyoruz. Bu süreç içerisinde yavaş yavaş Rusya'nın ve hatta Çin'in belli bölgelerde etki alanını geliştirdiğini gördük. Dolayısıyla bu tabii ABD'nin de bölgedeki çıkarları açısından da bir tehdit olarak algılanmaya başlandı. Dolayısıyla burada ABD'nin de tekrardan bir pozisyon alıp bu bölgelerde tekrardan kendi ulusal çıkarlarını önceleyen bir anlayışa doğru gittiğini söylemekte fayda var. Tabii bir de şurada bunu da unutmamak lazım. Bu kaya gazı teknolojisinin gelişmesiyle Amerika'nın da artık bir sıvılaştırılmış gaz ihracatı yapan ülke konumuna geldiğinin de altını çizmekte fayda var. Çünkü Rusya biliyorsunuz doğal gaz ihraç eden bir ülke ve Avrupa'da en büyük bunun alıcısı. Dolayısıyla hem bir taraftan bu açıdan da bir Rusya-ABD rekabetinin ortaya çıktığını hem enerji yolları açısından hem enerji tedarikini Avrupa'nın oradan işte ABD'ye veya diğer farklı Katar gibi ülkeleri çevirme amacının ayrı bir rekabet senaryosunu da ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Ama bir taraftan da mesela yani Amerika'nın bizde de gaz var dert etmeyin işte Rusya Ukrayna'da bir işgal gerçekleştirirse Almanya yaptırımlara katılmak konusunda endişe etmesin biz devreye gireriz enerji konusunda dese de uzak bir kere yani deniz aşırı gelecek işte yani yeterli olacak mı Avrupa'nın enerji ihtiyaçlarına böylesi durumlar da var yani orada Amerika gerçekten de Rusya'nın karşısında iyi bir alternatif olacağına dair Avrupa'yı ikna edebiliyor mu sizce? Şöyle Almanya konusunu açtınız. Almanya'da biraz sıkıntılı bir durum var. Çünkü bu sıvılaştırılmış gazları depolamanız gerekiyor. Bunun için yeterli depolama yerleriniz olması gerekiyor. Almanya'da da bu çok da mümkün olan bir şey değil. Ya da Fransa'da işte nükleer enerji daha hani çok kullanılıyor Kuzey gibi. Iki, o yüzden evet. Kuzey Akımı 2 biliyorsunuz Almanya ile Amerika arasında uzunca bir süre zaten sıkıntılı bir konu olmaya devam etti. Ancak tabii ki hani burada zaten şu açık ve net tabii ki ABD belli bir yere kadar bunu karşılayabilir. Ama zaten en son biliyorsunuz Katar şeyini bir ABD ziyareti oldu. Bunun da ana başlığı Katar dünyanın en büyük LNG ihracatçı ülkelerinden birisi. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı Avrupa yaşadığı takdirde Ukrayna krizinden dolayı bunun hani bir şekilde Katar tarafından karşılanmasını talep etti. Tabii bu hani kolay da bir şey süreç değil. Çünkü Katar'ın da hani başka Asya ülkeleriyle yaptığı uzun anlaşmalar, kontratlar var. Genelde AB çünkü spot alım yapan bir bölge. Dolayısıyla işin çok fazla boyut var. Dolayısıyla böyle bir savaş çıktığı durumda tabii ki evet Rusya bunun hem finansal anlamda tedarik anlamında ya yaptırımlardan dolayı sıkıntı yaşayacak ya da Rusya kendisi direkt gazı kesip bir silah olarak da kullanabilir. Bu Putin tarafından da dile getiriliyor. Her iki senaryoda da buna hazırlıklı olması gereken bir Avrupa var karşımızda. Dolayısıyla bunu da karşılamaya yönelik bir takım adımlar atmaya çalışıyorlar.